Millet mağdur, doğal gazımız yok. Millet yemeğinin, bakın, kuru fasulyesini burada açlıyor. Bakın dumanı tütüyor üzerinde. Milletin evinde banyo yapamıyor. Yemek yiyemiyor, gördüğünüz gibi. Şu anda doğal gaz bacamızı kullanamıyoruz. Küçük tütte işimizi görüyoruz. Aynı şekilde suyu da aynı şekilde banyo yapacağımız zaman da burada çaydan dışarıdan ısıtıp böyle yapabiliyoruz. Nerede aradık? Sitenin büyük çoğunluğunda gaz akışı tamamen durdurulmuş, kaçakların olduğu söylendi bize. Yönetim bize gerekli bilgileri verdi ama henüz, yani pazartesi zamanı 4. gün oldu. Henüz hiçbir çalışma falan yok. Yani soğuklar da başlamaya başladı ve biz duş alma imkanımızı ya da yemek yapma imkanlarımızdan tamamen mahrumuz. Yani birçok kişi burada sadece piknik tüpünden yemek yapabiliyoruz. O da tek çeşit yemek yapabiliyoruz. Yani bizim en büyük derdimiz okula giden çocuklarımızın hijyeniyle uğraşamıyoruz. Yani çok uğraşıyor. Kettle'la su kaynatarak çocuklarımızın duşunu aldırmaya çalışıyoruz sadece. Evet. Bir an önce gazımızın açılmasını bekliyoruz. Yani en azından çalışmaların olmasını görsek. Çünkü sitede birçok söylenti var. İşte 3 aya kadar gaz gelmeyecek. Kış ayında soğuklarda hani gaz açamayacağız, doğal gazımızı kullanamayacağız diye söylentiler olmaya başladı. Yani bir an önce en azından çalışmalar başlasın ki biz de ne zaman gazımızın açılacağını bilelim. Doğal gaz kesik. Evimizde tüpü olmayanlar karşı taraftaki tarlanın içerisine 2 tane taş koyup, eski haranayı koyup yemeğimizi orada pişiriyoruz, evde yiyoruz. Ama ne zamana kadar devam edecek bilmiyoruz. Çocuklarımız var, çocuklarımız okula gidiyor ama banyo ettiremiyoruz çocuklarımızı, yemek yapamıyoruz. Yani bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Ne zamana kadar olduğunu da bilmiyoruz, bir çalışma da göremiyoruz. Maalesef ki durum bu. Yani buradaki herkes mağdur durumda. Ve kısa bir zaman sonra havalar da soğuyacak. Isınma da nasıl olacak onu da bilmiyoruz. Hani bir bilgi verilmeden aniden kesildi doğalgazımız. Hiçbir bilgi de verilmedi yani şu anda biz de bilmiyoruz. Ama mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Bizim burada doğalgazda bir sıkıntımız var. Şimdi yöneticilere birine söylüyoruz, öteki anlamıyor. Ötekine söylüyoruz, öteki. Herkes birbirinin üzerine atıyor. Şu anda Erdoğan sitesinin en büyük sorunu evlerdeki sıcak sudan ziyade bu kaçağın bu mahalleye olduğu gibi hava uçması demektir yani. O yüzden dolayı çok büyük bir kazadan dönmüş olduk. Yapılırken niye bunun kontrolleri yapıp da bu kadar millete mağdur edildi? Asıl sorun bu. Şu anda binamızda komple kesik. Basınç yok. Kesin vaziyette şu anda görüldüğü gibi. Gazımız yok şu anda.